Sevgili gün doğmuşlular. Bugün sizlere çok önemli bir konuyu anlatacağım. Evet. Şu gördüğünüz biladan ağacında bir zamanlar bir köşk vardı. Bu köşkün ne önemi diyeceksiniz. 1936'da gün doğmuş bu köşkte kuruldu ilçe olarak. Yani gün doğmuşun kurucu iradelerinden biri. Fakat bu köşkü köşk yapan meşhur Karayin Havuzu. Şimdi artık bir toprak yığını. Gün doğmuş belediye başkanı illegal bir şekilde buranın üstünde bulunan kayrak mevkisindeki sontaj yaptırarak başka yerlerden su temin etmesi mümkün olan Ümitli Köyü'ne buranın suyunu götürdü. Evet, bu bahçeler artık hepsi perişan oldu. Yüzlerce yılın bahçeleri artık bir bataklık iken Ümitli Köyü taşlıklarında her yerinde domates, biber, patlıcan yetiştiriyor. Evet, Ümitli Köyü yetiştirmesin demiyoruz. Ama gün doğmuşun kurucu iradelerinden biri olan Karayin Havuzu'nu bu hale getirmek kimsenin hakkı olmaması gerekir. Evet, bu çok meşhur Karayin Havuzu. Evet, bu havuzdan bir zamanlar belki de yüzlerce insan yararlanıyordu. Evet, Karayin Havuzu'nun durumunu görüyorsunuz. Evet, bu gördüğünüz eser Sayın Belediye Başkanı'nın bilgisizlik eseri. Evet, burada coşkulu bir suyun başında gün doğmuş ilçe olmuştur. Ümitli Köyü'ne bu güzdelerin suyu verilinceye kadar bu havuz coşkulu, suyu güzel bir havuzdur. Bütün bu mahallenin insanları buradan hayvanlarını ve kendilerini su ihtiyacını giderirdi. Şimdi ise burası gün doğmuşun kurucu iradelerinden biri kurutulmuş durumda. Evet, sanırsam bu bilinçli yapıldı. Gün doğmuş tarihini yok etmek için yapılan bilinçli bir çalışma. Evet, Ümitli Köyü'ne buradan götürülen su da hiçbir yönüyle yasal değil. Sadece orada kendisine bloklaşmış oy çıkarabilmek için kurulan bir tezgah. Ama bu kurucu iradenin bu güzel suyun toprak yığını haline gelmesi ne değer miydi? Bir dönem, iki dönem, üç dönem başkan olabilmek için, blok oylara sahip olabilmek için buna değer miydi? En kısa zamanda büyükşehirin devlet su işlerinin bu konuya el atması yüzlerce yıllık suyu sahiplerine iade etmesi bir adalet ölçüsüdür. Bir vicdansızın tekrar vicdana getirilmesidir. Evet, buraları kurutup buraların suyunu Ümitli'ye vermek bir vicdansızlıktır. Bir gün doğmuş tarihine saygısızlıktır. Burada yaşayan bizlere olan kin ve nefretidir. Evet, bir başkan kendine oy vermiyor diye insanların suyuyla, meyvesiyle uğraşmamalıdır. Evet, burada artık incir ağaçları, badem ağaçları, her türlü ağaçlar yok olma yolundadır. Bir zamanlar buralar
gün doğmuşun en verimli topraklarıydı. Ve buralarda her yerde birer ev vardı. Çünkü insanlar kendilerini ve hayvanlarını susuz bırakacak bir yerde bulunmak istemezler. Buradan tekrar Devlet Su İşleri'ne, Antalya Büyükşehir'e ve hatta vicdan muhasebesi yapsın diye Gündoğmuş Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Suyumuzu lütfen iade ediniz. Biz de insanız. Biz de bu doğanın bir parçasıyız. Sizin blok oylar almanız için burada yüzlerce yıllık bahçelerin kurumasına, evlere oturulmaz olmasına hiç gerek yok. Buradan Karayna Hotu size sesleniyor. Gündoğmuş kurucu değerine, kuruluş merkezine saygı, ahdı vefa istiyoruz. Lütfen bu konuda herkes bize yardımcı olsun. Fikirlerini belirtsin. Kamuoyu oluştursun. Şimdiden herkese teşekkürler.